Merhaba arkadaşlar. Append ve Rimmel child'ları göreceğiz. Gelin bu dersimizde. Append, şurada İngiliz dersen İngilizce anlamına bakalım. Hani en azından sizler daha net anlarsınız. Burada append falan. Append değil de burada append ne demek diye arattıralım. En azından sizler net anlayabilirsiniz. Eklemek bakın. Child de çocuk. Yani çocuğu eklemek, çocuğu sil anlamına geliyormuş. Değil mi? Yani iki, kullanacağımız iki metot. Şimdi isterse burada bir tane UL oluşturalım. Milli oluşturalım. Şu anda bir dolar yazıyorum. Süslü parantezi açıp kapatıyorum. Burada örneğin şu anda 5 tane oluşturdum. Ve ID'si bunun ne olsun? ID'si istersen şu anda my UL olsun. Ctrl S yapalım. Sayfamızı tamam. Mesela ben arkadaşlar şimdi sayfamızı yenileyelim de ondan öncesine bir bakalım. Bizim sayfa nasıl gözüküyor? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 diye burada istersen elementlere bakalım. UL'yi açalım. Benim 5 tane lim var. Bakın tek tek hepsini ben görebiliyorum. Örnek ben buradan bir tanesini silmek istiyorum. Onu nasıl yapalım? Yani çocuklarına birini silmek istiyorum. Şimdi öncelikle myUL diye bir değişkenimiz olsun. İstersen isim çok önemli değil arkadaşlar. myUL document diyelim. Document. Bu defa da istersen get element by id diye kullanalım. Yani en azından bu yöntemden de haber olunuz. Yani illa query selector kullanmanıza gerek yok. Ama ben query selector kullanıyorum. Çünkü daha gelişmiş, daha güzel bir selector olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu yapacağım şu. Mesela çok basit arkadaşlar. Silmek için yapacağım şey myUL diyorsun. Pardon. Burada öncelikle pardon. Şunu belirledik. Diyelim ki arkadaşlar burada mesela ikincisini silmek istiyoruz. Yani şöyle bir şey yapalım. Hatta şunu yapalım arkadaşlar. Yani en azından sizlerde var diyelim. Benim li, hatta my li, en azından gelişmiş selektör nasıl olur? Onu da görmüş olursunuz. Document diyorum. İşte query selector all diyorum bakın arkadaşlar. ID'si neydi arkadaşlar? Bakın ID'si myUL olan içindeki lillere ulaş dedim. Bakalım arkadaşlar ulaşabilmiş mi? Hani test amaçlı bir konsola bunları bir döndürelim bakalım. Myli. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın neydi? ID'si ne oldu? myUL olan içindeki lillere ulaş dedik. Bir bakalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bakalım konsolda bize ne döndürmüş. Bakın ne oldu arkadaşlar? Teker teker hepsine ulaştığını görebiliyoruz. Değil mi? Çok güzel. O zaman ben örnek ikincisini silmek istiyorum. Bunun için isterseniz buna bir değişik anlatayalım. Var diyelim A diye olsun. Artık my li'nin mesela ikinci sıfırdan başlıyor. 0-1 o zaman ikincisi 1 oluyor. Kaçıncı eleman? -1 diye 1 olacak. Örnek bunu ezandan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle mesela şu anda ikinci li'mizin şeyini değiştirelim. Hani en azından oluyor mu olmuyor mu? Örnek bir background'ını falan bir değiştirelim. Background color. Mesela buradan bir E 673 gibi bir renk verelim. Bir bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Herhangi yani selektörümüz doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu onu görmek için. Bakın ne oldu? Selektörümüz doğru çalışıyor. Bakın gelişmiş bir selektör. Yani normalde siz hani sırf bunu kullanmak için jQuery bile kullanan var arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bak ID'si myUL olanın içindeki lillere ulaş dedim. Burada bu tamam. Artık istersen bunu sayfadan bunu kaldırabiliriz arkadaşlar. Yani bunu sayfada istersen bunu kaldırabilirim. Bunun için R'ın parent node diyoruz arkadaşlar. Burada parent ebeveynden arkadaşlar çocuğun siliyor. Append node değil mi? Ebeveyn oluyor. Yani parent oluyor. Remote child diyerek arkadaşlar ne o artık A'yı silebiliriz. Ctrl S yapalım. Sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım nasıl olacak. Artık bakalım. Bakın ne oldu arkadaşlar. Bizim o div'imiz gitti.
Çok güzel değil mi? Artık ben bunu silebiliyorum. Artık peki nasıl ekleyeceğiz? Gelin onu görelim. İsterseniz bir remote sheet, artık bunu istersen anlaşıldı. Burada şöyle bir şey yapalım. Var diyelim, yeni bir tane illi oluşturalım istersen. Document arkadaşlar. Create. Create text node diyebilirsin. Create node diyebilirsin. Create istersen element ya da şey diyelim. Create element diyelim. Örnek ne olsun? Li olsun. Buradan yeninin arkadaşlar artık yeni artık mesela inner HTML veya inner text falan. Bu da mesela bu da ne olsun? Bu da atıyorum. Bu da 14 olsun. Ve artık neye ekleyeceğiz? Artık nereye ekleyeceğiz? Bunu myul'e ekleyeceğiz değil mi? myul'e arkadaşlar ne ekleyeceğiz? Append child ile ne ekleyeceğiz? Artık bu yeni ekleyeceğiz. Bakın append child, remote child. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Bakalım sayfamızı yenileyelim. Bakın ne oldu? 14'ü ekledi. Bakın ne oldu? Öbürünü de sildi. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bakın burada sildi. Yani silmesine mesela bak istersen silmesin. Bakın bir tanesini sildi, bir tanesini ekledi. Sırasını değiştirmek için ise arkadaşlar sırasını değiştirmek için mesela hangi yöntem kullanıyoruz? Mesela bunu siliyoruz arkadaşlar. Ne de en sona ekliyoruz. Yani bunu silip eklersen en sona ekler. Onu da bilmenizde fayda var. Bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten kafanızı yormaya değmez bile. Yani append child, remote child umarım anlaşılmıştır. Append child neydi? Ekliyordu. Remote child de siliyordu. Buradan arkadaşlar dikkat edin. Burada parent node. Yani neyi sileceksiniz? Onu apparent node remote sheet metodunu kullanıyor. Burada parentleri biz göreceğiz arkadaşlar. Orası biraz geniş olduğu için ben şimdi sadece basit değindim. Bir de arkadaşlar buna bakın. Tekrar dedim. Bakın sırf siz bunun için bile hani bir gelişmiş hani bunun için bile jQuery kullanıyorsunuz. Bakın JavaScript'te bunu kullanacağız. Yani artık jQuery'de kullandığınız bütün selektörleri burada kullanabilirsiniz. Gelişmiş bütün CSS selektörleri, bütün gelişmiş JavaScript selektörü, query selektör ve query selektör all destek. All neydi arkadaşlar? Hepsine ulaşıyordu. Query selektör ilkine ulaşıyor. Bu kadar. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize iyi.